Bakın, şimdi sohbetlerde filan bazen görüyoruz. Birinin telefonu çalıyor veya ne bileyim işte birisi arıyor filan. Hemen dışarıya çıkıyor, ona konuşuyor, en azından diyor ki sohbetteyim diyor. Veya efendim mesajla karşılık veriyoruz filan. Neden yapıyoruz bunları? Çünkü halk arasında şöyle yaygın bir düşünce var, değil mi? Bir adama mesaj atsanız, mesajınıza birkaç saat sonra dönse bozulur adam. Der ki ya kardeşim 5 saat önce sana mesaj atmışım, şimdi mi cevap verilir yani? Bunu ne olarak görüyor insanlar? Hatır gözetmemek. Hatır gözetmiyor. Ya demek ki bir kıymetimiz, hatırımız yok. Öyle olsa cevap verirdi. Veya aradın, meşgule attın, bana önem vermiyorsun demek gibi manalar çıkarıyorlar insanlar böyle hadiselerden. Ve çok önemli bir yerde olsak bile illa cevap vermeye gayret ediyoruz. Şuraya geleceğim. Niye yapıyoruz bunu? İnsanların, dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın hatırı için yapıyoruz. Peki soru. Yarın Ruzi Mahşer'de Cenab-ı Hakk'ın karşısına dikildiğimizde mekandan münezzeh olmak kaydıyla burada muhteremler 6200 küsür mesaj var. 6200 küsür. Hiçbirimizin telefonunda 60 tane hiçbir zaman, bırakın 6000'i ya, 60 tane okunmamış mesaj olmuş mudur? Yok. Okuyoruz mesajlara önem verip okuyup cevap veriyoruz. Muhteremler, insanların hatırını gözetiyoruz da bizi yaşatan, her şeyimizi veren, rızkımızı veren, bir an bizden gafil olmayan, zor günümüzde yanımızda olan, nefes aldıran, yediren, içiren, sayısız nimet veren Allah'ın kitabını, mesajlarını niye okumuyoruz ya? Niye buna zamanımız yok? Ya böyle iş olur mu? Kulların hatırını gözetiyoruz, onların mesajlarını okuyoruz, karşılık veriyoruz vesaire filan. Mektup geldiği zaman da illa bir şey, davet geldiği zaman da gidiyoruz. Değil mi? Biri düğününe davet etse bizi, gitmesek yerimize o ayıp olur ya, daha adama çok ayıp ettik falan. Ya Cenab-ı Hak bizi 5 kez günde camiye davet ediyor. Kulum gel, bana gel diyor, bana. Çağırıyorum, secde etme zamanın geldi, şükür zamanın geldi. Senin ihtiyacın var, Allah'ın yok. Ama bu davetlere icabet edilmiyor. Mevla'yı darıltmayalım muhterem Müslümanlar. Mevla'yı darıltmayalım.